Teşekkür ederim ben de. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Yunus Yalçın. BGA'da Incident Responder and Threat Hunter olarak çalışıyorum. Birçok farklı kuruma SOC izleme hizmeti sağlıyoruz. Bu hizmetlerde görev alıyorum. Kısaca böyle bahsedebilirim kendimden. Bugün SOC analizlerimizin devamı niteliğinde bir webinarla yine karşınızdayız. En fazla karşılaştığımız 10 alarm tipi ve bunların incelemesi üzerine konuşacağız. Konu başlıklarımız kısaca şöyle olacak. Olay müdahale süreci. Olay müdahale sürecinde bizim alarm incelemesi dediğimiz kısmın yeri ve bu alarm incelemelerinde sık karşılaştığımız alarm türleri ve bunların nasıl inceleneceği konusunda genel bir konsept üzerine konuşacağız. Burada şu detayı belirtmek istiyorum. Bir alarmın incelenmesi L1 analist, L2 analist seviyesinde çok zaman alan bir husus. Yani ortalama her analist için 45 dakika ile 1 saat arasında değişen sürelerde bir alarmın inceleme süresi var. Böyle bakabilirsiniz. Bu anlamda buradaki süremiz tek tek bu alarmların bütün detaylarını anlatma açısından yeterli değil. Siz de takdir edersiniz ki. O nedenle biz neye odaklanmalıyız? Analist olarak, analist bakış açısıyla baktığımızda bu alarmdan nereye ulaşmaya çalışmalıyız? Bunu sorgulayıp burada bazı hususlara dikkatinizi çekmek istiyoruz. Kısaca böyle diyebilirim. Şimdi olay müdahale sürecinden bahsetmek gerekirse bu NIST'in Computer Security Incident Handling Guide'da yer alan ve dört adımdan oluşan, dört ana adımdan aslında oluşan bir süreç tanımı var. Burada bu dört adımdan birincisi o preparation dediği hazırlık kısmı. Yani sizin kurumunuzun başına bir olay gelmeden önce aldığı bütün önlemler, yaptığı bütün hazırlıklar, işte izleme konusundaki olayları takip konusundaki işte gerek ürün anlamında gerek personel anlamında personelin eğitimi dahil böyle bir hazırlık sürecinden bahsediyor. Burası diyor ki herhangi bir olay olmadan önce sizin yapmanız gereken yani hazır bulmuşluk seviyenizin yükseltildiği kısım diyor. Daha sonra bu izleme sırasında takip ettiğiniz bir olay meydana geldi. Bir alarm oluştu ve bunu siz detect ettiniz. Yani bir şey var, bunu incelememiz gerekiyor dediniz. İncelediniz ve yani detect ettiniz ve analiz ediyorsunuz. Bizim aslında bu şeyde de odaklanacağımız nokta burası olacak. Bir olayın ne olmuş, kim yapmış, ne zaman yapmış, bütün detaylarıyla bunları göz önüne sermeye çalıştığımız kısım diyelim burası. Şimdi buranın sonucunda iki seçeneğiniz var. Birincisi gerçekten zararlı bir durum var. Sizin sisteminizde bir incident meydana gelmiş. Bu nedenle incident sonrası adımlara geçebilirsiniz. Ya da false pozitif deyip burada bir analizin sonucunu ya da bilinen bir aktivite deyip alarmı olayı sonlandırabilirsiniz. Burada az önce bahsettiğim gibi eğer gerçek bir durum olduysa o zaman ne yapacağız? İşte containment, o olayı sınırlayacağız. Sınırları daha fazla yayılmasını engelleyecek önlemleri alacağız. Gerek network contain, gerekse kullanıcı hesaplarının kapatılması işte vesaire bu tarz önlemlerle yayılımı önleyeceğiz. Daha sonra bu olayı etkilerini azaltıp yani etkilerini bitirecek, temizleyecek bir aktivite. İşte gerekiyorsa yeniden kurulum, gerekiyorsa işte bu aksiyonları aldıktan sonra tekrar sistemi çalışır hale getirecek bir recovery, backup'tan dönmek olsun, tekrar hizmete vermek için yapılan adımları işleteceğiz. En sonunda da bütün başından sonuna kadar biz bu süreçte neler öğrendik ve sistemimizde eksik olan, yanlış olan ya da sistemimizle ilgili geliştirilmesi gereken bütün hususları
bir rapor halinde ya da bir ders halinde çıkarıp daha sonra onu bizim hazırlık dediğimiz aşamaya entegre etmek. Şimdi biz burada dediğim gibi Detection and Analysis kısmına odaklanacağız. Bu işin aslında çok büyük bir kısmı Containment, Eradication and Recovery dediğimiz o kısımda gerçekleşiyor. Orayı bu webinardan sonra burada bahsettiğimiz alanlardan tek tek her birisini bir başlıkta ele alacak şekilde ileriki webinarlarımızda anlatacağız. Bu nedenle sizin de webinar sonundaki geri dönüşleriniz, hani şu alarmın üzerine yoğunlaşabiliriz, aslında bundan başlayabiliriz dediğiniz alanlarla ilgili geri dönüşlerinizi bekliyor olacağız. Şimdi en sık karşılaştığımız alarm türleri ve incelemeleri. Şimdi aranızda analistlik yapanlar varsa, yani bu konulara burada ya da bir kurumda yapılan analizleri takip edenleriniz varsa, en sık karşılaştığımız, yani en azından bizim karşılaştığımız alarmlar oltalama saldırıları. Neden? Çünkü bir kuruma girişin en kolay yolu saldırganlar tarafından mail yoluyla, yani son kullanıcının aldatılması, son kullanıcının yanıltılması olarak görülüyor. Siz birçok güvenlik önlemi alıyorsunuz. İşte firewall koyuyorsunuz, WAF koyuyorsunuz, işte e-mail gateway ürünleri koyuyorsunuz, açıklarınızı pentest'te kontrol ettiriyorsunuz. Ama adamlar içeriye bir tane kullanıcıya, herhangi bir kullanıcı bu, en yetkisizinden en yetkilisine kadar, bir kullanıcıya içeride kendi adına bir komut çalıştırabildiği ya da bir ne diyelim zararlı çalıştırabildiği anda sizin bütün önlemleriniz devre dışı kalmış oluyor bir nevi. Yani onu atlatıp içeriye girmiş ilk erişimi elde etmiş oluyor. Bu nedenle de saldırganlar oltalama saldırılarına özellikle odaklanıyorlar. Şimdi burada ekranda gördüğünüz mail benim dün akşam işte bu hafta içinde yapılan analizlerle ilgili yaptığım araştırmalarda gördüğüm bir gerçek olaydan alınma. Yani Enron'da girdiğinizde siz de görebilirsiniz. Orada public şeyler var, incelemeler var. Onlardan bir tanesini seçtim ve dedim ki hani gerçek bir olay olsun incelediğimiz ki neye bakabiliyoruz ya da saldırganlar neyi hedefliyor gerçekten görebilelim. Burada genelde finans birimleri hedef alınıyor oltalama saldırılarında. Bu, yani şu konseptteki saldırılardan bahsediyorum. İşte bir transfer onayı için belgeyi gönderdik, kontrol edin. İşte belgenizde bir eksiklik var, ödemeniz gelmeyecek gibi bir şey var. Ne diyeyim? Oltalama konsepti var. Ve bu da onlardan bir tanesi. Bir Swift transferinin bir şeyini gönderdiğini, belgesini gönderdiğini ve bunu kontrol etmesini istediğini belirten bir mail gönderiyor. Şimdi gördüğünüz gibi gayet profesyonel hazırlanmış. İşte imzası dahil, işte regards falan, hani böyle o yazım şeyine de hakim. Şimdi burada son kullanıcının bu mailin sahte olup olmadığını anlama şansı çok düşük. Ama bizim analist olarak gidip şuna bakabiliyor olmamız lazım. En basitinden. Bu mailin header'ı, yani mailin aslında source'unu gösterdiğinizde, görüntülediğinizde burada maille ilgili mailin hangi IP adresinden geldiği, hangi domainden geldiği, gerçekte görünenin dışında nereden geldiğini buradan takip edebiliyorsunuz. Mesela bu maili gönderen IP adresi 185.222.58.83 olarak belirtilmiş ve burası işte gmorse.co.th domaininden mail gönderme, yani SPF kaydında bu IP'nin buraya mail gönderme, burası adına mail gönderme yetkili olmadığını söylüyor. Bizim mail gateway ürünümüz ya da bunu eklemiş burada. Biz de gidiyoruz analist olarak diyoruz ki acaba gerçekten hani bu adresten mail göndermeye yetkili IP'ler kimler? SPF kaydı bize bunu sağlıyor. Bakıyoruz işte bu domain nerelerden mail gönderebiliyormuş. İşte 61.219.90.32/27 buradaki network'ten bu IP'lerden geliyorsa
Benim SPF doğrulamam, kaydım bu şekilde. Benim verdiğim range budur diyor. Ama onun dışındakilerin hepsinde ben SPF'im fail olsun diye burada bir kayıt girmiş. Yani aslında bu mail orijinal sender'dan gelmemiş. Peki burada bizim analizimiz bitiyor mu? Hayır. Analist olarak şuna da bakmamız gerekiyor. Bu maili biz evet burada SPF kaydından yakaladık. Peki bu mail herhangi bir şekilde içeri geçmiş olsaydı biz içeride neler görebilecektik? Yani aslında o ekin içerisinde saldırganın hedeflediği şey neydi? Bu maili bize gönderirken hedeflediği, amaçladığı şey neydi? Bunu görmemiz gerekiyor. Ve bununla ilgili delilleri de incelememize eklememiz gerekiyor. İşte bunun için de yine ben Enron'dan faydalandım. Siz yine kendi kullandığınız sandbox çözümleriniz olabilir. Farklı sandbox çözümleri olabilir. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Burada Enron'da ben bu şeyi analiz ettiğimde gidiyor. Kendisi Swift Exe, MSI Exe'yi çalıştırıyor. Daha sonra Explorer Exe'ye migrate oluyor. Oradan bir zararlısını çalıştırıp oradan Explorer Exe'ye sıçrıyor. Ve Explorer Exe'nin bir takım network aktiviteleri oluşturduğunu gördüm aslında. Öyle söyleyeyim size. Buradan şu aktivite dikkatimi çekti. Burada bir tane Türkiye'de kayıtlı bir domain, bir web sitesi. Buranın normal bir kullanıcının erişemeyeceği bir pet'te bulunan bir zararlıyla ya da bir dosyayla iletişim kurmaya çalıştığını fark ettim. Burada birden fazla yer var. Hani birisini bulamazsa ya da birisiyle irtibat kuramazsa ki buradakiyle iletişim kuramadı. Diğerleriyle irtibat kurmaya çalışıyor sırasıyla. Ve asıl zararlısını, asıl aktivitesini gerçekleştirecek zararlıyı diyelim buradan indiriyor. Şimdi analist olarak gördüğümüz adres ne? arpprintmatbaa.com. Şimdi gidip bunu araştırdığımızda TI kaynaklarına soruyoruz. İşte arpprintmatbaa.com'un acaba zararlı bir aktivitesi var mı? İşte baktığınız zaman herhangi bir zararlı işte kaydı bir şeyi yok. Fakat şurada küçük bir not var. İşte bu göz hani analistliğin ne diyeyim? Doğasında böyle şeylere odaklanmak, o küçük şeylere odaklanmak gerekiyor. Burada ondan fazla dokümanın bu domainle irtibata geçmeye çalıştığı ya da işte irtibatı olduğuna dair bir uyarı var. Biz bunu nereden görüyoruz? VirusTotal'deki o details'in altında, communicating files'in altında bütün eğer zararlı veya değil, bu domainle iletişim kurmaya çalışan bütün IP'leri, pardon, file'ları görebiliyoruz. Bizim file'ımız da bunlardan bir tanesi aslında. Ve bunların da zararlı kayıtları olduğunu, yani işte 69 vendor'dan 50 tanesi bunun zararlı malicious olduğunu söylemiş. Ve bu yine bizim domainimizde bir şekilde iletişim kurmuş. Buradan şunu çıkarabiliriz. Domain kendi başına zarar ya da web sitesi kendi başına zararlı bir aktivite yapmıyordur. Ama bir şekilde ele geçirilmiş ve içerisine zararlı bulaştırılmış, zararlı yüklenmiş ve kötü amaçlar için kullanılıyor olabilir. Her IOC'mize, bulduğumuz her kanıta bu gözle bakmak gerekiyor. Şimdi ben burada hem şu dinamik analiz kısmında hem de bu Threat Intelligence kaynaklarına sorma kısmında bu kısımları detaylı anlatıyorum ki daha sonraki alanlarla ilgili konuşurken buraları hızlı geçeceğim. Aklınızda olsun. Yani başka bir olayın sonucunda da bu IOC'ya ulaşmış olabilirdik. Yani oltalama maili değil de size gelen bir web request ya da sizden giden bir web request'te bu domainle karşılaşmış olabilir ve bunun şüpheli olduğuna dair bir alarmdan sonra bunu inceliyor da olabilirdik. Mühim olan burada nelere bakacağımız, nelerden şüpheleneceğimiz konusunda bir yol haritası çıkarmak, bir kafalarda bir ışık yakmak diyeyim. Öyle. Evet. Şimdi yine Enron'dan faydalanarak
şu verileri de analizimize eklememiz gerekiyor. IOC'leri. Neden? Çünkü eğer başka bir makinede ya da başka bir sunucuda neyse artık bu zararlıya dair bir aktivite olduysa bunun kanıtları, bunun indikatörleri bunlar olacak. Yani biz gidip response ekibine diyeceğiz ki bakın ben böyle böyle bir incident responder'lara diyeceğiz ki benim analizimin sonucunda ben bir zararlı tespit ettim. Bu zararlı bize X mail adresinden gelmiş. İşte şu kadar kullanıcımıza gitmiş ya da gitmemiş. Bu kullanıcılardan işte şu kadarı bunu indirmiş ve makinesinde çalıştırmış, şu kadarı indirmiş ama çalıştırmamış gibi bir analiz sonucunda olaya müdahale edilmesi gerekiyorsa az önce gösterdiğim o response adımlarını işletecektir arkadaşlar diyorum. Evet. Bir sonraki alarmımıza geçelim. Şüpheli zararlı DNS sorgularının tespitiyle ilgili alarmlar. Şimdi burada şu husustan bahsetmek istiyorum önce. Böyle bir yapıyı kurabilmek için, yani böyle bir alarmı alabilmek için aslında DNS sorgularının takip ediliyor olması gerekiyor. Bunun için birçok ürün var ve bu ürünlerin konsepti şu. Diyor ki sizin içerideki clientlarınız ya da işte sunucularınız neyse dışarıya direktmen DNS sorgusu gönderemesin. Ne yapsın? Siz içeride bir tane DNS sunucusu, kendi sunucunuzu belirleyin. Sizin DNS sunucunuza herkes isteğini yapsın. Bu istek eğer sizin sunucunuz tarafından cevaplanamıyorsa, dışarıyla birisi iletişim kuracaksa bu sizin sunucunuz ya da işte artık güvenlik cihazınız bu olsun diye bir konsept kuruluyor. Bu konseptte de sizin o DNS sorgularını yönlendirmekle ya da DNS sorgularını kontrol etmekle görevlendirdiğiniz arkadaştaki bütün kayıtları da bu güvenlik ürünleri alıyor ve diyor ki bakın sizin şu kadar DNS sorgunuz oldu, şu makineden geldi ve bunların kategorileri şunlar. Sonra siz bunları CM'inize alıp diyorsunuz ki eğer işte malware kategorisinde ise, işte suspicious kategoride ise, işte DGA kategorisinde ise ya da işte hacking kategorisinde ise bana alarm oluştur diyorsunuz. Bu yapı kurulduktan sonra analistin önüne düşen işte malware analisti diyor ki bir malware imzasına hit eden bir DNS sorgusu var. Bunu da işte bunu yapan makina işte şu ondan sonra şu tarihte yapmış. Siz ne yapıyorsunuz analist olarak? Hemen öncelikle şuna bakıyorsunuz. Evet burada malware kaydı var. Fakat ben bununla ilgili başka bir threat intelligence kaynağında asıl aktivitesiyle ilgili. Yani tamam burada malware diyor ama DNS sorgusunda malware bizim için bir şey değil. Ne denir? Kriter ya da araştırma noktası, yeterli bilgi sağlayan bir husus değil. Bunun nasıl bir aktivitesi var da bu malware kategorisine girmiş. Yani ben nelerden şüphelenmeliyim? Bunu bilmek istiyorum. Bunun için de yine threat intelligence kaynakları işte VirusTotal, OTX AlumVault, işte IBM X-Force gibi, Ebu IP gibi bize bilgi sağlayabilecek bütün kaynaklardan gidip bu şeyi sorguluyoruz. Diyoruz ki işte bu arkadaş işte phishing mi göndermiş, phishing mailiyle bir şey mi yapmış, bir zararlı bulaştığında gidip buradan işte bir payload mı indirmiş az önce gördüğümüz gibi ya da burası bir komuta kontrol merkezi olarak kullanılıyor, işte enfekte olmuş makinalar bununla mı iletişime geçiyor gibi bu soruların cevaplarını arayacağız. Bu soruların cevaplarını bulduktan sonra şimdi birazdan bahsedeceğimiz gibi mesela zararlı bir zararlı çalıştığında burayı komuta kontrol merkezi olarak kullanıyormuş. Mesela TIA kaynağından böyle bir şey aldık. O zaman biz içeride gidip zararlı bulaşmış bir makine aranması gerektiğini analizimizin şeyine eklememiz gerekiyor. Böyle diyoruz. Bununla ilgili bir tane daha husustan bahsetmek istiyorum. Şüpheli hani zararlı tamam zararlı kısmı böyle. Bir de şüpheli DNS sorgularından bahsetmek istiyorum. Yani bu neden önemli? Burada da
Şimdi diyelim ki kredi kartı bilgilerini işleyen ya da kredi kartı bilgileriyle tutan bir şeyiniz var ya da işte kullanıcılarınızın kimlik bilgileriyle ilgili işte vergi numaraları ile ilgili elinizde veriler var. Bunları tuttuğunuz yerden bir şekilde veri çıkmaması için ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki işte bu sunucular dan ya da işte benim içerideki network'ümden bu paterne uyan veriler kesinlikle dışarıya çıkamasın. DLP'de polis uyguluyorsunuz. Fakat saldırgan içeri geldiğinde bunları aşmak için kendince yöntemler buluyor. Ve DNS de bunun için sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi. DNS sorguları. Saldırgan gidiyor bir tane alakasız böyle yukarıda gördüğünüz gibi işte ZG5Z böyle hani bir domain adresi alıyor önce. Daha sonra bunun name serverında işte ns1 nokta kendi o domaini olarak şey yapıyor. Tanımlıyor diyelim. Daha sonra içeriden enfekte olmuş makineden dışarıya veri çıkarmak istiyor ama çıkaramıyor. Diyor ben bunun yolunu nasıl yapabilirim? Bir tane subdom şeyi o içeriden çıkaracağım veriyi parçalara bölerim. Küçük küçük parçalara. Bu parçalarla gider DNS sorgularının içerisine bunu koyarım. Ne yaparım? Subdomain olarak başına eklerim. Bakın üçüncü adımda gösteriyor burada. Buna eklerim ve DNS sorgusu olarak gönderirim. Benim asıl DNS sunucum, ya bir dakika bu ben bunu bilmiyorum. Bir sorayım dediğinde saldırganın burada konuşlandırmış olduğu NS1 nokta kendi sunucusuna bu isteği gönderir ve der ki işte bana şu subdomainin şeyini verir misin, adresini verir misin? Saldırgan da burada kendisine gelen DNS isteklerinde subdomain'i alıp tersine o encode ettiği şeyi decode ederek sizden elde etmek istediği verileri ele geçirebilir. Yani bu nedenle şurada görmüş olacağınız bir DGA domain ya da suspicious domain ya da alakasız bir domain kaydı sizin için bu tarz aktivitelerin olabildiği ya da bunlardan bir tanesinin gerçekleşiyor olabileceğine dair bir ne diyeyim fikir olması açısından bu örneği de burada göstermiş olalım ve bir sonraki alarmımıza geçelim. Şimdi burada da antivirüs ya da EDR tarafından tespit edilen zararlı dosyalarla ilgili nasıl aksiyon alabiliriz, ne yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi antivirüs tarafında genelde imza tabanlı ya da bir yol izleniyor. Yani bir şey zararlı diyorsa antivirüs onun davranışına ya da yaptığı aktivitelerden çok bir takım imzalara hit etmesinden dolayı alarm oluşturuyor. Fakat EDR'lar biraz daha gelişmiş ürünler olduğu için EDR ne yapıyor? Diyor ki evet bunun herhangi bir yerde bir zararlı kaydı yok. Daha önce bir yerde tespit edilmemiş. Fakat bu dosya gidip bazı kritik dosyaları okumaya çalıştı. Ya da bazı kritik dosyaların içeriğini değiştirmeye çalıştı. Gidip user eklemeye çalıştı. İşte user'ın bazı yetkilerini değiştirmeye çalıştı. Yetkili user'ları sorguladı gibi bazı davranışları toplayıp anormal buldukları için alarm üretiyor. Şimdi burada bütün alarmlarda olduğu gibi bizim asıl odaklanmamız, alarmda bakmamız gereken nokta şu. Ya burada bu alarm niye oluşmuş? Neden? Bana alarmın içerisinde aslında buna dair detayları ürünler veriyor. Ama analist olarak çoğu zaman biz bazı şeyleri sürekli gördüğümüz için muhtemelen gözden kaçırabiliyoruz ya da ezberci de aranabiliyoruz ve saldırganlar da bunu sürekli kullanmaya çalışıyor. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle hiçbir alarma ezberci yaklaşmayın. Yani oradaki her bir detay, her bir ne diyeyim başlık sizi yönlendirecek, sizi saldırganın paterninin ne olduğuna dair bir fikir edinmenizi sağlayacak birer işarettir. Hepsini takip edin, hepsini göz önünde bulundurun.
Mesela burada ne olmuş? Agent'ın bunu diske yazılırken static artificial intelligence yani o algoritması buradan ransomware classification'ına koymuş bu dosyayı ve demiş ki ben bunu işte karantinaya aldım. Bununla ilgili işte elde ettiğim hash değeri bu. Yolu, dosya yolu bu diye bunları bize vermiş. Şimdi biz analist olarak ne yapacağız? Tamam, bunu böyle tespit ettin. Bize hash'ini de verdin. Şimdi biz bunun başka bir yerde çalışıp çalışmadığını yani elimizde şimdi şunu biliyoruz. EDR yüklü makinalarda demek ki bu çalışmayacak. Ama EDR'ın yüklü olmadığı ya da işte bizim belki de işte VPN'le bağlanan kullanıcılarımız var sistemlerimize. Bunlardan birisinde böyle bir şey çalışmış olsaydı ne olurdu? Ya da biz bir şey görebilir miydik? Bunu araştırmak için bu şeylere ne diyeyim zararlılara tespit edilen zararlara hemen bir sandbox'ta analiz edip bulabildiğimiz bütün IOC'leri, bütün kanıtları bir araya toplamamız gerekiyor. Bununla ilgili de mesela bu güzel bir örnek olduğu için şu Conos.exe'yi sizin içinle paylaştım. Şimdi yine bu Eniran'da public olarak bulunan bir exe ve ransomware özelliği gösteriyor. Şimdi burada ransomware'in hiçbir şey bağlantısı, network bağlantısı yok. Hiçbir domainle, IP ile hiçbir şekilde iletişime girmiyor. Sadece çalışıyor, bütün dosyaları şifreliyor ve dosya uzantılarına iletişim kurulması gereken mail adresini koyuyor. İşte kendisi bir tane şey çıkarıyor, pop-up çıkarıyor. Diyor ki işte şu kadar süren var, bizle irtibata geç vesaire vesaire klasik ransomware aktivitesi. Şimdi az önce bahsettim ya, hani tamam EDR olanlarda tespit edebiliyoruz. İşte bizim ama third party dediğimiz işte bize bağlanan, bizle iş yapan fakat bizim üzerindeki ajanımız olmadığı için bazı şeyleri takip edemediğimiz makinalarda böyle bir aktiviteyi tespit etmemiz mümkün değil. Neden? Çünkü hiçbir failin kendisi dışında hiçbir IOC'si yok. Yani hiçbir tespit şeyi yok. Ne diyeyim? İzi yok, bir kanıtı yok. Onun için burada EDR dediğimiz ürünlerin aslında ne kadar önemli bir fonksiyonu yerine getirdiği, ne kadar önemli bir boşluğu doldurduğunu görebiliyoruz. Bir sonraki alarmımız web saldırıları alarmları. Burada ben standardın biraz dışında bir analiz şeyinden bahsedeceğim. Yani şimdi burada size işte SQL injection web loglarında şöyle görünür de işte yok XSS böyle görünür vesaire gibi artık lise çağındaki çocukların bile birçoğuna hakim olduğu şeylerden bahsetmeyeceğim. Burada web saldırılarının asıl amacından bahsetmek istiyorum. Bunlar hani Kilchain'de de Mitre'de de vesaire de hani bu saldırganın paterninde bize ilk erişim için yani sisteme bir şekilde dahil olmak, sistemle irtibat kurmak, bir şekilde oraya enjekte etmek için kendini kullandığı bir yöntem aslında web saldırıları. Ya da bizden data çıkarmak için işte SQL injection'da bunun dışında bizim başımıza gelebilecek en kötü şey işte adamın bütün database'i çekebiliyor olması ki bu da farklı bir şeyin konusu aslında. Bundan iki amacından birisi diye bahsediyorum. Ama en sık karşılaştığımız olay işte file upload ya da işte SQL injection ya da diğer web zafiyetleri. Saldırgan bu makineye ulaşıp burayı kendisine bir zıplama noktası, bir atlama noktası olarak kullanıp içeride bir takım aktiviteler gerçekleştirmek istediğini düşünüyoruz. Ve bütün analizlerimizde olaya bu gözle bakıyoruz. Yani saldırgan bunu yapmak istiyorsa bu şu anki alarm, benim önüme düşen alarm bu paternde nereye oturuyor? Ben bunu nereye koyabilirim? İşte tarama mı yapıyor? Böyle bir zafiyetle ben işte içeriye girebilir miyim diye. Yoksa taramasını bitirmiş,
İşte burada bir file upload yeri bulmuş, dosya yükleyebiliyor buradan. Buradan kendi shell'ini yüklemeye mi çalışıyor? İşte kendi shell'ini yüklemiş, o shell'de bir takım komutlar mı çalıştırmaya çabalıyor? Gördüğümüz alarmı saldırganın nerede olduğu ve ne yapmaya çalıştığı noktasında anlamlandırmaya çalışıyoruz. Geliyorum. Şimdi burada bir başarılı olmuş bir web saldırısı sonrası saldırgan içeriye bir shell atmış ve o shell'i çalıştırmış. Ne yapıyor? Bakın şu W3WP.exe işte burada bizim web hizmetini sağlayan oradaki bir ne diyeyim proses aslında. Bu prosesin altında biz CMD.exe görmeyi beklemiyoruz. O CMD.exe'nin altında net.exe görmeyi beklemiyoruz. Peki bu nasıl oluyor? İşte bir önceki slaytta şunu göstereyim. Burada aslında saldırgan şu shell dosyasını içeriye atmış ve bir takım parametreler göndererek bu parametreleri yani işte CMD eşittir mesela net users diye bir şey gönderdiğinde bu gidip WP.exe'nin yetkileriyle, haklarıyla bir tane CMD.exe başlatıyor ve o CMD üzerinde net users komutunu çalıştırıp çıktısını bir şekilde karşıya gönderiyor. Yani şu yanda görmüş olduğunuz sık kullanılan shell isimleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunlara gelecek bir takım parametreler, böyle anlamsız parametreler görüyorsak ya da loglarımızda bunlar varsa bu tarz bir aktiviteden şüphelenmeliyiz, bunu araştırmalıyız. Şimdi bir diğer alarmımıza geçiyorum. Tehdit istihbarat kaynaklarındaki zararlı adreslerle iletişim tespitleri. Şimdi bu biraz şey bir konu, kapsamı geniş bir konu. O yüzden burada birkaç örnek vereceğim ve bunlar üzerinden gideceğim. Şimdi birinci örneğimiz şöyle bir örnek olsun istiyorum. Size bir mail gelmiş bir kullanıcınıza ve güvenlik ürününüz şöyle bir e-mail güvenlik ürününüz şöyle bir alarm üretmiş. Diyor ki daha önce işte tehdit istihbarat kaynaklarına girmiş bir mail adresinden ya da bir domainden sizin X kullanıcınıza bir mail geldi. Bunu kontrol edin diyor. Başka hiçbir şey yok. Yani şimdi tehdit istihbarat kaynağı size yani alarmın detayında aslında bunu vermiyor. Bunu nasıl öğrenebiliyorsunuz? İşte o tehdit istihbarat kaynağının bu veriyi nasıl elde ettiğine dair bir raporu oluyor aslında. Diyor ki ben şu analizleri yaptım. Gittim bir tane mail vardı. Daha önce bir işte bizim incelediğimiz, takip ettiğimiz ortamlardan birisine bir mail vardı. Biz bu maili inceledik. Bu mailin içine bir tane malware yerleştirilmiş ve kullanıcıya gönderilmiş. İşte ransomware aktivitesi gördük. O yüzden bu maile içerisinde ransomware eki olacakmış gibi bak gibi bir veri olmalı elimizde. Yani sadece bu TI kaynağından bir adresten bize bir mail gelmiş olması bizim için şey değil. Bir alarmı anlamlandırmak için yeterli bir veri değil. Yeterli bir done değil. Ne yapacağız? Biz bunu zenginleştireceğiz. Zaten analiz dediğimiz olayın yani hani az önce bahsettiğimiz o adımlar içerisinde analiz dediğimiz olayın var olma nedeni bu. Olayı zenginleştirmek, o alarmı zenginleştirmek ve bir paterne oturttuktan sonra eğer respons gerekiyorsa o adımları devam ettirmek. Şimdi bu gözle baktık. Mailin içerisinde ek var mı? İşte bir URL var mı? Gidip o maili inceledik ve dedik ki evet bu doğru bir alarm ya da yanlış bir alarm. Bu nerede karşımıza çıkıyor sıklıkla? Şöyle söyleyeyim. TI kaynaklarının birçoğunda şöyle bir hata var. Şimdi biz en başta bir tane mail görmüştük, incelemiştik. Mailde bir domain adresi vardı, görünen adres. Görünen adres, şöyle hemen açayım size tekrar orayı. Bu kısım çünkü önemli. Görünen adreste ne vardı? İşte natadia@gmorse.co.th diye bir adres var. Şimdi bu maili inceledikten sonra siz gidip Eniran'dan mesela sadece şuradan domain adreslerini alıyorsanız bir yerden, bir TI kaynağından dersiniz ki gmorse.co.th'dan bana zararlı bir mail geldi. O zaman burası zararlı bir yer.
Ama aslında olay öyle değildi. Neydi? Birisi onları taklit etmişti. Onların adına mail göndermişti ve o mailin içerisinde bir zararlı vardı. Bu en çok kargo şirketlerinin başına geliyor. Kargo şirketlerinin isimleri taklit edilerek bir takım işte zararlı mailler gönderiliyor sağa sola ve bu zararlı aktivitelerden sonra o domain adresleri bir şekilde TI kaynaklarında zararlı olarak işaretleniyor ve bizde alarma dönüşüyor. Bu anlamda dediğim gibi olayın aslında ne olduğunu tespit etmek, ne olduğunu araştırmak bizim görevimiz ve amacımız olmalı. Bir örnek daha vereyim. Mesela süremiz az kalmış. Hemen şey yapayım. Bir örnekte şöyle düşünebiliriz. Bir zararlı mail geliyor size. Mailin içerisinde bir tane URL var. URL işte OneDrive.com'a gidiyor. İşte ve daha sonra OneDrive'dan size bir tane zararlı dosya indiriyor. O indirdiğiniz dosyayı açtığınızda aslında bir tane Trojan çalıştırıyorsunuz ve makineniz enfekte oluyor. Şimdi burada bunu otomatize bir araç analiz ederse baktığında şeyin kaynağı neresi? Dosyanın kaynağı neresi? OneDrive. Şimdi OneDrive'ı alıp da TI kaynağı size bir alarma dönüştürüyorsa OneDrive ile iletişime geçildi diye size bir işte içerideki bir makineniz TI kaynağındaki şüpheli bir adrese iletişime geçti. Bakıyorsunuz OneDrive. Yani buradan asıl olayın OneDrive ile iletişime geçmek değil, OneDrive'dan ne indirildiğinin araştırılması olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor diyorum ve bir sonraki adıma hızlıca geçiyorum. Burada PowerShell alarmlarına özel bir yer ayırdım çünkü sıklıkla kullanılıyorlar. Bunların da paterni az önce bahsettiğim gibi bir mail geliyor, zararlı bir mail olabilir bu. Bu maille size Windows'un üzerindeki Lolbin dediğimiz belki birçoğunuz biliyordur Lolbus Project var bilmeyen arkadaşlar için de mutlaka öneririm göz atmalarını. Ya yani bunlar Windows'un işte kendi içerisinde kullandığı bulunduğu prosesler Windows'un içerisinde bulundurduğu prosesler mesela Certutil gibi sıklıkla kullanılanları var. Ben özellikle mesela dosya indirmek için diyelim ki siz şey yapıyorsunuz bir çalıştırıyorsunuz bir komut çalıştırıyorsunuz. Çalıştırdığınız script şunu yapıyor. İşte gidiyor certutil ile GitHub'da bulunan bir repo'dan şeyi çekiyor. Bir tane zararlıyı çekiyor ve PowerShell ile o çektiği zararlıyı işte PowerShell'i çalıştırıyor. PowerShell'de gidip işte başka bir script'i çekiyor yine Mimikatz'ı mesela. Mimikatz'ın işte invoke request birazdan onu da şeyine geleceğim. Dump'ı alıp işte oradan aktivitesini tamamlıyor. Böyle bir paterni var. İşte malvertising dediğimiz bir olay var. Bu reklam gösterme şeylerini, işte o ad sistemlerini ve bunların karmaşıklığını şey yaparak ne diyeyim, kullanarak aslında bir malware'in yayılmasını sağlayan yöntemler diyeyim. Kullanarak bu URL'ler, işte bu lol binary'ler sonra PowerShell çalıştırılıp PowerShell'le de asıl zararlının hiç diske bulaşmadan memoriden çalıştırılmasıyla izlenen bir patern var. Bu paternle biz bunu peki nerede görüyoruz? İşte Windows event log'larda işte geçtiğimiz haftalarda yine BGA'dan Zahit hocamızın bahsettiği bir şey vardı. İşte PowerShell log'larıyla PowerShell'in takibiyle alakalı bir webinarımız vardı. İzlemeyen arkadaşlar yine bizim akademiden onu da izleyebilir. Bu konuda benim şu an burada bahsedemeyeceğim kadar detaylı bahsediyor bu konularda. Bizim için kaynak neresi olabilir alarmın? İşte bu Windows event logları olabilir. İşte EDR olabilir. Buradan oluşacak, bize gelecek PowerShell alarmında biz yine dediğim gibi ne olmuş? Yani buradaki komut çalışmış. Neyi yapmaya çalışmış? Bir. İkincisi de bu komutu çalıştırmaya kadar yani bu komutun çalışıncaya kadar olan kısımda işte hani bahsettim ya zararlı link, oltalama maili ya da malvertising bunlardan birisiyle bizim PowerShell'imizin çalıştığını görüyoruz. Bunu tespit etmemiz ve buradaki şeye o gözle bakmamız gerekiyor. Sadece bu komutun başlı başına çalışması bir olay değil aslında. Bu komutun öncesinde nasıl çalıştırılabildiği ve
çalıştırıldıktan sonraki aktivitelerini hepsini izlememiz, kontrol etmemiz gerekiyor. Burada şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ya normal bir kullanıcının, yani son kullanıcının biz PowerShell kullanmasını beklemiyoruz. PowerShell çalıştırmasını beklemiyoruz. Yani orada girip işte yani ping atsa bile bir kullanıcının, yani normal bir kullanıcının bunu yapmasını, PowerShell'le yapmasını, hani CMD'le, command line'la yapması bir nebze belki kabul edebilir, ama açıp PowerShell'le hiçbir şey yokken işte böyle bir aktivite yapıyorsa, bu bile sorgulanması gereken, şüphelenmesi gereken bir şeydir. Yani burada analist olarak şuna karar vermemiz gerekiyor. Evet, kullanıcının profili bu. Bu profile uygun bir PowerShell komutu mu çalışmış burada? Yani işte bir developer gitmiş repo'dan bir kod indiriyor. Şimdi burada şuna bakabilirsiniz. Ya yani indirdiği kodların işte repo'nun güvenilirliğini sorgulayabilirsiniz. Bu ayrı bir şey. Orada şunu sorgulamazsınız. Ya bu adam niye PowerShell'le bir şey yapmaya çalışıyor? Demezsiniz. Ama son kullanıcıda hem bunu sorgulamalısınız, hem çalışan komutun ne olup olmadığını sorgulamalısınız. Bu gözle bakmayı alarmlara ne diyeyim öneriyoruz. Şimdi burada iki tane örnek PowerShell komutu var. PowerShell ile ilgili hani aslında biraz göz aşinalı olsun diye buraya koydum. İşte gidiyor yine bakın GitHub'dan bir Power Tools'ta şey var işte bu ShareFinder dediğimiz bir modülü var bunun. Gidiyor çalıştırılan kullanıcının yetkileriyle network'te ne kadar share bulabiliyorsa erişebildiği, bunları bir tane pete yazıyor, bir dosyaya yazıyor, işte ShareFinder TX diye yazıyor. Böyle bir komut var. İşte diğeri yine aynı şekilde Mimikatz'ın şeyini indiriyor. Oradan PS1 dosyasını indiriyor ve invoke Mimikatz komutunu çalıştırıyor oradan. Ve bunları hiç diske dokunmadan, yani memory'de yaptığı için de aslında o diskte kontrol yapan antivirüslerden de bir şekilde sıyrılmış oluyor. Ve yine dediğim gibi EDR ürünlerinin bu konuda önemi bir kere daha öne çıkıyor. Ayrıca şey de burada önemli. Network'le olan ilişkisi, yani network tarafında da bu tarz repolara erişildiğinde alarm üretecek, alarmları takip edebileceğiniz şeyler olması önemli. Daha sonra brute force alarmlarına geçiyorum hızlıca. Brute force alarmlarında da yine daha önceki alarmlarda bahsettiğimiz hususları göz önünde bulunduruyoruz. Şimdi saldırgan neden brute force yapıyor? Bir, bizim sistemlerimize erişim elde etmeye çalışıyor. Asıl amacı bu. Ya da saldırgan bir şekilde az önce gösterdiğimiz gibi içeride komut çalıştırabileceği ya da içeride ilk erişimi sağlayabileceği yetkisiz bir yer buldu, yetkisiz bir kullanıcı buldu. Fakat bu kullanıcı asıl yapmak istediği aktiviteler için yeterli bir şeye sahip değil, alana sahip değil, yetkiye sahip değil. Ne yapacak peki o zaman? Bu sefer yetkili bir kullanıcı, yetkili bir hesap elde etmeye çalışacak. Bunun için loglara şu iki gözle bakıyoruz. Bir, saldırgan dışarıdan içeriye ilk defa girmeye mi çalışıyor? Yoksa içeriden bu yetkisini yükseltip farklı bir kullanıcı mı elde etmeye çalışıyor? Bu gözle alarmı inceleyeceğiz. Burada bunu vurgulamamın sebebi şu. Yani içerideki iki makine arasında gerçekleşen ya da işte içerideki bir client'ınızla bir tane sunucunuz arasında gerçekleşen bir brute force benzeri olay gördüğünüzde ya da brute force alarmı gördüğünüzde, ya bunlar zaten bizim içerideki client'larımız, ikisi de işte lokal IP'lerimiz, zaten bunların buraya erişimi var gibi bir yanılgıya düşmeme açısından bu hususun kesinlikle göz önünde bulundurulması gerekiyor. Mesela burada ne olmuş? İşte var olmayan bir kullanıcıyla login denemesi yapılmış. Burada hazır bu kısım denk gelmişken, bunun Windows versiyonunda ben sıklıkla karşılaştığım alarm türlerinden bir tanesi şu. Ne oluyor? Sizin aynı kullanıcı isminde farklı domainlerde kullanıcılarınız oluyor. Mesela işte Contoso domaini, öbürü de işte Contoso misafir gibi bir domain düşünün. İki tane domainde kullanıcınız var ve kullanıcı adlarınız aynı. İşte mesela benimki işte Yunus. Yunus kullanıcısı, kullanıcı adı aynı ikisinde de ve bir yerde domain seçiyorsunuz.
Şimdi kullanıcılarınızdan bir tanesi disable olmuş kullanmadığınız için ya da işte politika gereği oluşturulmuş ama hiç açılmamış, aktif edilmemiş ve bir anda bir alarm görüyorsunuz. Diyor ki işte disable olmuş, disable edilmiş bir kullanıcıyı birileri login denemesi yapıyor. Şimdi burada şüpheleneceğiniz şey, hani brute force'dan önce kullanıcı doğru bir yere giriş yapıyor mu? Yani orada bütün pattern doğru mu? İşte kullanıcının yanlış domain seçmesinden kaynaklı da bu tarz alarmlarla karşılaşabiliyoruz. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Ve burada da kullanıcının kim olduğu, yetkileri, saldırının kaynağının neresi olduğu, işte bir client makina, bir sunucu, işte VPN kullanıcısı vesaire vesaire, bu kaynağın neresi olduğunu tespit edilmesi. Yani bunlar aslında burada hani IP olarak vesaire görülüyor ama hani kimse, hiçbir analist burada şeyi bilmiyor, yani şu IP'de hangi makine var. Bunu ezbere bilmeniz çok zor. Gidip bu makinenin ne iş yaptığını, burada bir uygulama mı çalışıyor? Bu uygulamanın mesela arayüzünden şifre denemesi yapılabilecek bir yer var mı? Gibi gibi bütün bu olasılıkları sorgulamak gerekiyor. Diyorum bir sonraki aktiviteye geçiyorum. Çok pardon. Kurum ağından gerçekleştirilen şüpheli zararlı aktivite tespitleri. Burada şimdi bu kısmı biraz netleştireyim. Ne gibi? Sizin içinizde, yani sizin network'ünüzden dışarıdaki bir network'e ya da dışarıdaki makinalara doğru bir port tarama aktivitesi olsun. Ya da işte SSH brute force denemesi, SSH denemesi, RDP denemesi, orada bir takım servislerin keşfi için bazı aktiviteler, işte web tarama aktiviteleri gibi böyle bir aktivite tespit ettiniz. Şimdi bunun sebeplerini hemen, yani öncelikle içeride bunu hangi makine yapıyor? Ne diyeyim? Bunu yapan kullanıcı kim? Bunların hemen netleştirilmesi gerekiyor ve bu olay netleştirildikten sonra iki husus göz, yani birkaç husus var, daha doğrusu iki husus demeyeyim. Bunun gerçekten enfekte olmuş bir makine tarafından yapılıyor olması gibi bir durum söz konusu. Saldırgan kendi makinesinin erişemediği ya da kendisinin dışarıdan erişemediği bir yere, sizin network'ünüzden ele geçirdiği bir makine vasıtasıyla bir takım aktiviteleri gerçekleştirebilecek yetkilere sahip olduğu ve o aktiviteleri gerçekleştirmeye çalıştığını göz önünde bulundurabilirsiniz. Diğer hususlarda bunun yanlış alarmlar olması ya da kullanıcı bilgisi dahilinde olan aktiviteler olması durumları var. Bunlar da ikiye, yani ben şu ana kadar karşılaştıklarım diyeyim, böyle çok sık karşılaştıklarım. Kullanıcıların bir takım eğitimler alıyor olması, işte gerek online platformlarda gerek bazı eğitim kurumlarından eğitimler alıyorlar bu kullanıcılar ve onlara bir takım işte tool'ların nasıl kullanılacağı, ne yapılacağına dair bir şeyler öğretiliyor. Ve kullanıcılar bunu normalde işte kurum bilgisayarlarına ya da kurum ağına bağladıkları bilgisayarlarda yapmamaları gerekirken, bu tarz aktiviteleri kurum içindeki bilgisayarlardan yapıyorlar. Ve bunlar da bu tarz alarmlara neden oluyor. Bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. İşte nmap kullanmayı öğreniyor. Ne yapıyor? Hemen elinin altında bir network var. Hazır, her şey var. Burayı bir tarayayım bakalım ne olacak diyor ve işte analistlerin hepsini ayağa kaldırıyor, ondan sonra ortalığı karıştırıyor gibi. Daha sonra bizim alarm kaynaklarımızda, yani CM'lerimizde ya da işte ne diyeyim, bu logları, olayları takip ettiğimiz işte IPS'tir, IDS'tir, ürünlerimizde, network ürünlerimizde bazı IP'ler için izin tanımlıyoruz. Diyoruz ki bu bizim tarama IP'miz. Biz burayı, network'ümüzü, işte web sunucularımızı, neyse belli aralıklarla tarıyoruz. Bu IP'den gelecek olan bu tarz alarmları ignore et, görme, bizim için alarm üretme diyoruz. Şimdi bu bilgisayarlara, yani bu tarama yapanlara yeni bir tane makine ekleniyor ya da birkaç makine ekleniyor. Fakat bu makinaların eklendiği bildirilip de o istisnalar tanımlatılmıyor, güncellenmiyor. Bu durumda da bu tarz aktiviteler bizim önümüze alarm olarak düşüyor ve olayların biraz karışmasına neden oluyor bunlar.
Bu gözle bakmakta da fayda var diyorum ve bir sonrakine geçiyorum. Şüpheli dosya transfer alarmları. Bunlar DLP tarafında oluşan alarmlar. Burada da aslında zaten birçok şey belli. İşte hangi kullanıcı, hangi makineden neyi çıkarmış, işte içeriğinde ne var ve nereye bunu çıkarmış. İşte maille mi göndermeye çalışmış, işte USB'ye mi atmaya çalışmış ya da bir yere upload etmeye mi çalışmış. Alarmın detaylarında zaten bunların hepsi var. Yani sizin aslında çok fazla teknik anlamda araştıracağınız bir husus yok. Ne var? Burada biz öncelikle şunu netleştirmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki bunu gerçekten bu belirtilen kullanıcı kendisi mi yaptı? Yoksa bu kullanıcının makinesi bir şekilde enfekte oldu, bu kullanıcının hesabı bir şekilde ele geçirildi, buraya yetkisiz bir erişim var ve bu erişim sonrası mı bu aktivite yapılıyor? Bu anlamda daha önce malware alarmı, hani malware bulaşmış bir makineyi nasıl inceliyoruz diye bahsettiğim kısımda aslında bu şeylerin, hani eğer kullanıcının bilgisi dahilinde değilse ki işlemleri yapıyoruz. Burada bir şey daha var. Kullanıcının bilgisi dahilinde olabilir. Ama mutlaka bunu kullanıcı dışında bir üstü ya da hani onun ne diyeyim yönetim anlamında sorumlu olduğu bir kişiyi de bundan haberdar etmek gerekiyor ki insider threat gibi durumlarda bazı şeyleri gözden kaçırmamış olalım ve bu teyitleri de mutlaka birden fazla kanaldan alalım. Yani ne gibi? Mail attıysanız bir de telefonla o kullanıcının işte yöneticisine ya da o kullanıcıya telefonla başka bir ya da yüz yüze görüşme şansınız varsa yüz yüze bunu doğrulamayı mutlaka yapıyoruz diyelim. Şüpheli oturum açma aktiviteleri, işte konum, kaynak ya da işte kullanıcı anomalisi olarak bunları şey yapabiliriz, sınıflayabiliriz. Yani burada ne gibi işte hemen bir tanesinden bahsedeyim hızlıca. Kullanıcının o kadar kısa süre içerisinde yer değiştiremeyeceği, yani bir yerden bir yere gidemeyeceği sürede çok büyük mesafelerden, farklı mesafelerden oturum açması gibi alarmlar. Burada ne olabilir? İşte kullanıcının daha önceki aktiviteleri, işte hani az önce bahsettiğimiz gibi brute force aktivitesi sonrası kullanıcının hesabı işte ne bileyim Çin'deki bir yerden ele geçirildi ya da Çin'deki bir sunucudan gelip işte mail hesabına girildi vesaire gibi bu alanlara bu gözle bakmak gerekiyor. Burada mesela ne olmuş? İşte iki tane, birisi Avustralya'da, birisi Amerika'da hemen bir şey olmuş. İşte iki farklı konumda hesap açılmış. Ya da işte bu örneğin dışında şöyle bir şey olabilir. Kullanıcının işte Türkiye'de bir oturumu açıkken işte başka bir ülkeden daha oturumu açıldı. Ondan sonra aynı anda aynı lokasyonda birden fazla cihazda oturum açıldı. Ondan sonra başka kullanıcı daha önce hiç bağlanmadığı, daha önce hiç oturum açmadığı bir ülkeden bir lokasyondan oturum açtı gibi alarmlar oluşabilir. Alarmlar bizim önümüze düşebilir. Bu alarmlarda da az önce bahsettiğim gibi hemen kullanıcıyla irtibata geçilmeli. Böyle bir şey görüyoruz. Anomali görüyoruz. Yani VPN mi kullanıyorsunuz? İşte oturumunuzu, parolanızı başka biriyle mi paylaştınız gibi hemen kullanıcının bir kere teyidini almak gerekiyor ya da kullanıcıyı bundan haberdar etmek gerekiyor. Onun dışında kullanıcının diğer aktivitelerini, yani bir saldırgan bu hesabı ele geçirmiş olabilir. Biz bunu şu an fark ediyor olabiliriz. Bu kullanıcı son bir ay içerisinde, son 15 gün içerisinde artık log kaynaklarımız ne kadar uzun süreye izin veriyorsa, hani belirli şeylerle aşama aşama, tabii hani oturup bir anda işte 60 günlük logu sorgulamanın bir şeyi yok. Hani parça parça bunu artırımlı olarak giderek işte kullanıcının işte şüpheli aktiviteleri şunlar. Bu makinalara bağlanmış, bunlara bağlanması normal paterni bu ama şu aktivitesi patern dışında kalıyor vesaire gibi hemen böyle bir hızlı analiz çıkarıp bir durum değerlendirmesi yapmak gerekiyor elimizdeki loglardan diyeyim. Mesela burada ne yapmış? İşte son 7 günü sorgulamışız. İşte hep US'den açarken oturumunu
Burada işte Avusturya'dan açmış diye gördük diyorum ve hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benim burada hızlıca bahsettim biraz. Dediğim gibi süre bize kısıt olduğu için, bizim için bir engelleyici neden olduğu için umarım ilerideki webinarlarda biraz daha şey olur. Evet, şimdi ben sorulardan çok fazla soru var. Biraz şey yapayım. Hemen bir soru. Site ele geçirildiyse neden detection kısmında kimse görmemiş diye bir soru var. Burada aslında sitenin phishing maili. Şöyle, site ele geçirilmiş değil hocam. Orada bir yanlış anlaşılma oldu sanırım, ben tam ifade edememiş olabilirim diye düşünüyorum. Orada aslında siteyi ele geçirmiyor. O siteyi taklit ederek bir mail gönderiyor bir IP adresinden. Ya bunu siz de yapabilirsiniz. Mesela bana şu anda Gmail'i taklit ederek mail gönderebileceğiniz, hatta benim adıma bana mail gönderebileceğiniz mail servisleri var. Buradan gönderdiğiniz mailde ben eğer bu mailin şeyini yapmadıysam, işte SPF kontrolünü yap, işte DMARC kontrolünü yap, işte DIG şeylerini o git mail güvenlik ürünlerinde gerekli konfigürasyonları yapmadıysam bu mail kullanıcıya ulaşıyor. Ama mesela işte Gmail'de benim bildiğim kadarıyla, hatta birkaç gün önce, dün denedik birkaç şeyi. Bazı adreslerden gönderilen maillere izin verirken bazılarına izin vermiyor onların taklit edilmesini. Public servislerde dahi böyle bir ayar var aslında. Yani taklit edilen mailleri, işte SPF kaydını doğrulayamadığın mailleri mesela kullanıcılara ulaştırma gibi bir politika girebiliyorsunuz. Bu sizin mail sunucunuzun politikası ile alakalı aslında. Yani hedef site ele geçirilmiş değil, öyle söyleyeyim. Evet. Evet, virüs total kısmında detected'de 0 yazarken details'da tehlikeler vardı. Şimdi burada asıl ben de aslında o noktaya dikkat çekmeye çalıştım. Burada biz sadece bu IP'nin aktivitelerine, yani bizzat kendisinin aktivitelerine değil, bununla iletişim kuran dosyaların da aktivitelerine ya da işte bunun subdomainleri vesaire, hani bunlarla ilgili de detaylara, şu details kısmına özellikle bakmamız gerektiğini vurgulamak istedim. Çünkü öbür tarafta şey yok, yani işte burası bir phishing domain değil, bir ne bileyim direkt aktif olarak bir şeyde kullanılmadığını söylüyor. Ama baktığınızda zararlı dosyaların burayla iletişimi olduğunu görüyoruz. Bu da şeylerin, TI kaynaklarının zayıflığı diye düşünebilirsiniz hocam. Yani bu direkt şey değil. Dikkatli bakmak gerekiyor biraz. O zaman ben teşekkür ediyorum tüm katılımcılarımıza. Daha sonraki webinarlarda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.